27 Aralık Pazartesi Halk TV İsmail Saymaz İstanbul'u zorla alan Türkiye'yi kaybeder. Vaziyet anlaşıldı. Görünen o ki Cumhur İttifakı 2022'de Türkiye'yi erken seçime götürecek. Anketlerde Erdoğan'ın en güçlü rakiplerinden biri olarak görünen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasi dışı yöntemlerle bu yarışın dışında bırakılmak isteniyor. Ne şekilde mi? İBB'de terörle iltisaklı olduğu kişilerin işe alındığı suçlaması üzerinden. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında İBB'de 33 bin kişinin işe alındığını, bunlardan 12 binini incelediklerini, 455'inin PKK, 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP ve ikisinin MKP'den kaydı olduğunu savundu. Toplamda 557 terör bağlantılının İBB'de çalıştığını öne süren Soylu, diğerlerinin kayıtlarını gönderebilirim dedi. İmamoğlu 15 Aralık günü Soylu'ya mektup göndererek şunları yazdı. Belediyemizin tüm çalışanlarının zan altında kalmaması, gerek adli gerekse idari iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilmemiz ve gerekli başkaca önlemler alabilmemiz bakımından, 557 kişiye ait kayıtlarla bakılacak dosyalarda olumsuz bir kaydın varlığının tespiti halinde gereğini yapabilmemiz bakımından ivedi şekilde gönderilmesini bilgilerinize arz ederim. Gönderildi mi? Bir yanıt verildi mi? Hayır. Erdoğan 23 Aralık'ta topa girip çoğu kim ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular dedi. Oysa Soylu 33 bin kişiden söz etmişti. Her neyse, İmamoğlu bir gün sonra Erdoğan'a da mektup yolladı. Mektupta 24 Haziran 2019-15 Aralık 2021 arasında 21.179 kişinin işe alındığını ifade etti. İşe giriş, işten çıkış tablosunu verdi. Tabloya göre 1600 memur, işçi ve sözleşmeli personel alındı. 2000 taşeron personel geçiş yaptı. İştiraklere 17.579 işçi alındı. Öte yandan İBB'den 15.117 işçi çıkarıldı. Liste şöyle. 3.792'si emekli oldu. 3.449 mevsimlik işçinin süresi doldu. 3.060'ı istifa etti. 3.400'ü işten çıkarıldı. Buna 31 Mart 23 Haziran 2019 tarihindeki iki seçim arasında alınan 1600 işçi de dahil. 1416'sı tayin, disiplin, askerlik, evlilik ve ölüm gibi nedenlerle gitti. İmamoğlu, Soli'ye hitaben mektup yazdığını ancak bugüne değin yanıt alamadığını hatırlatarak şöyle devam etti. ''Sayın Cumhurbaşkanım, kayıtlarımızın tamamen şeffaf olduğu, bilgi ve belgelerimize istediğimiz zaman ulaşabileceğiniz gerçekliği karşısında, belirttiğiniz rakamlar ve diğer hususlarda şahsınızın yanıltılmış olduğu düşünülmekle beraber... Toplumsal barış ve huzurumuzun teminiyle çalışanlarımızın haksız şekilde zan altında kalmaması adına ve başkanlığımızca gereğinin yapılabilmesi için yazımızın İçişleri Bakanlığımızca cevaplandırılması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim. Erdoğan dün adını almadan İmamoğlu'na yanıt verdi. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor. Böyle bir şey yok diye dedi. Dünkü son gelişme İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye özel bir teftiş başlattığını açıklaması oldu. Daha önce varlığı iddia edilen 577 terör iltisaklı kişiyle ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler üzerine özel teftiş başlatılmıştır denildi. Bakanlık, kambersiz düğün olmaz diye düşündüğü için olsa gerek FETÖ'cülerin de işe alındığını savunuyor diğer terör örgütlerinden söz ediyor. Kim kaldı ki? Boko Haram, Tamil gerillaları veya Japon Kızıl Ordusu'ndan başka. Yine bu açıklamada Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği referansıyla kimi PKK'lıların İBB'ye yerleştirildiği iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesindeki iddialarında özel teftiş kapsamında olduğu belirtiliyor. Kürt din adamlarının kurduğu Diyar Dere yönelik operasyon 6 ay önce yapıldı. Başkan EB dahil 8 kişi tutuklandı. EB'nin ifadesine göre İBB ile ilgili iddialar şunlar. MI adlı imamın gassal olarak işe girmesine derneğin referans olması ve maaşından kesinti yapılması. Derneğin dağıttığı takvimin masrafının İBB tarafından karşılanması. İBB'den 300 adet 100 liralık alışveriş kartı alınması. İçişleri Bakanlığı ne zamandır mahkemelerin yerine geçerek yargı yetkisini kullanıyor? Bir mahkemenin suç görüp görmeyeceği belli olmayan iddialar ne hakla teftiş kapsamına alınıyor? Bakanlık istihbarat notlarına dayanarak 577 sabıkasız vatandaşı teröristlikle itham ediyor. İBB'nin genişletilmiş bilgi taraması yapma yetkisi yok ki adli sicil kaydı dışında sorgulama yapabilsin. Bu kişiler o ki suçluydu, o ki dağ kadrosundaydılar. Dağdan inerken, İstanbul'da yıllar yılı yaşarken fark etmediğinizde İBB'de parklarda ağaç budarken mi anladınız? Erdoğan'ın bitmek ve geçmek bilmez İstanbul ağrısı 23 Haziran'dan beri sancıyor. İBB'nin kaybedilmesi Erdoğan'ın çiğnediği CHP 3 koyunu güdemez sakızını çöpe attı. İmamoğlu engellemelere rağmen İstanbul'u başarılı şekilde yönetiyor. Seçmen beğenisi aldığı oyun üzerinde seyrediyor. Bu bir. İBB'nin el değiştirmesiyle iktidar dar gelirlileri yardım ağıyla kendisine bağımlı kılmak imkanını kaybetti. TÜGVA ve TÜRGEV gibi Erdoğan ailesinin vakıflarıyla ilim yayma ve ensal gibi yandaş örgütlerin hortumları kesildi. Etti mi iki? Üçüncüsü kara propagandaya rağmen İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçildiği günden beri Erdoğan'ın önünde görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilirlerse İmamoğlu'nun ilk turda açık farkla kazanacağı tahmin ediliyor. İmamoğlu bu yüzden rekabetten düşürülmek isteniyor. Böyle bir operasyon terör iltisaklı işçi çalıştırdığı iddiaları ilkin kampanyaya ardından soruşturmaya dönüştürülerek yapılabilir. İBB'yi kazanmak için binlerce Mehmetçiğin katilini TRT'ye çıkarmayı ve APO'dan mektubu getirmeyi vicdanlarına sığdıranlar bir Kürt cenaze yıkayıcısıyla İmamoğlu arasında iltisak kurmaya kalkışabilir. Kim bilir belki de İBB'ye kayyum atarlar. AK Parti'nin iktidarda kalmak için sözde hukuki fakat gerçekte demokrasi dışı yöntemlere başvurması mümkündür. Sonra mı? 23 Haziran'da yaşadık ve gördük. İmamoğlu'na yönelik postmodern darbeyi halk püskürtür. İstanbul'u alalım derken Türkiye'yi kaybederler belediye başkanlığı yapmasına izin vermeyecekleri İmamoğlu günün sonunda Cumhurbaşkanı olur.